Arkadaşlar merhabalar 3 dakikalık 4 dakikalık videolarla yorum öğretmeye çalıştığım bir part aslında bu parça bir soruyorum ve bu bir soruyorum da mümkün olduğunca geçen sene vaktimi oldukça eklemiştim bir 19 tane olmuş bu senede inşallah böyle tek tek eklemeye çalışırım bunları böyle her gün yapacak şekilde güzel sorular bulmak zor yani uyduruktan da bir sürü soru bulunur böyle hani so şekli güzel olan e göze hoş gelen ama ben daha çok arkadaşlar güzel yorumlar öğretebileceğim, yeni nesil, eski nesil, klasik soru falan hiç önemsemeden bir şeyler bahsedeceğim sorular arkadaşlar bunlar. Bunlardan bir tanesi de işte bu üçgen sorusu. Soruları lütfen önce durdurun, kendiniz çözmeye çalışın, sonra benden dinleyin. Şimdi burada paralellik var arkadaşlar. Benim ilk söylemek istediğim şey şudur. içteğet çemberin merkezi açı ortayların kesim noktasıdır. Bu yüzden bu soruda açı ortayları kullanacağız. Ama nasıl? Paralel artı açı ortayın bizim için dörtgenlerde özellikle bayağı bir katkısı oluyor. Z'den dolayı bakın ikiz kenar getiriyor bize. O yüzden ben paralel artı açı ortayı seviyorum. Burada da kullanacağız. Açı ortayı ta buraya kadar getirmiyorum. Açı ortayı alıyorum böyle buraya kadar getiriyorum. Ve Z'den dolayı O açısı da aynı oluyor. Bakın DO 5 geliyor. Sonra yine burayı da birleştirirsem açı ortay. Bakın bu şekilde yine Z'den dolayı aynı açı. Ve gördüğünüz gibi OE de X olacak. Bu arada dikkat ederseniz soru bize bir de dik indirmiş. Aslında açı ortayın kollarına inen dikler eşittir de kullanırsak burası 4 olur. Şöyle bir P noktası dediğim zaman dik üçgenden fark ettiniz mi? DP 3 oldu. Şimdi soruda kullanmadığım şu bilgiyi kullanmaya çalışacağım. AB, e eşit demiş. AP'yi bilmiyorum, A olsun. O zaman arkadaşlar buradaki AE uzunluğu da A artı 8 olur değil mi? Şimdi ne yapabiliriz? İki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçtiği için AO'nun da açı ortayı olmasından yararlanarak kollara indirilen dikler eşittir 4, 4. Hatta kollar da eşittir R harfi diyeyim de arkadaşlar A olacaktır. Fark ettiyseniz tamamı bunun A artı 8'di. RE'ye böylece 8 kaldı ve 4 8 4 kök 5 oldu. Böyle güzel bir soru arkadaşlar. Bu şekilde bir uzun zaman sonra bir bir soru yoruma giriş yapmış oldum. Umarım devamı gelir. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.